dudak yalaması ve arzu bastırması durumu söz konusu. Demek ki geçmişte bitti dediği şeylere karşı arzusu devam ediyor. Üzüntünün yavaş yavaş başlıyor olması da gerçek, real bir üzüntü olduğunu, sahte olmadığını bize söyler. Şu fotoğrafı, şu andaki gördüğümüz fotoğrafa bakarsak verisel olarak deriz ki bu küçümseme ifadesi. Merhabalar, ben Ahmet Akça. Literat kanalımıza hoş geldiniz. Profil tanımlama ve birey analiz uzmanıyım. Profil Tanımlama ve Alan Araştırma Derneği'ne başkanlık yapıyorum. Bu alanda yazılmış 4 tane kitabım, bir tane de çevirim var. Sizlerle bugün ünlülerin beden dili ve davranış analizleri üzerine küçük bir paylaşım yapıyor olacağız. Yanımda benim, ben ana habere bağlanmışım, bilgi veriyorum. Yanımda bir tane kadına böyle asfaltın üzerine yatırmışlar, kalp masajı yapıyorlar. Burada ben hemen girmeden bir şey söyleyeceğim. Yüzde bir şişlik var fark ediyorsanız. Duygusal yorgunluğuna, uykusuzluğuna eşlik edebilir ki bu tarz durumlarda, yani örneğin uykudan kalkmış bir insanda yüz analizi yapmayın. Çok yorgunsa bir insan yüz analizi mümkün mertebe yapmayın. Olası görmemiz gereken bir şeyi engelleyebilir. Gördüğümüz şey de bize hatalı olarak çıkarım yapmamıza sebebiyet verebilir. Bu tarz verilerde daha dikkat etmek gerekiyor. Nereye? Ağız formuna ve göz formu, göz çevresi ve kaş üstü forma çok daha dikkat etmek gerekiyor. 10 metre arkada ambulans var. Bağırıyorum, ambulans gel. Gel lan buraya gel, buraya gel. Kadın ölüyor burada. Ambulansçı bana diyor ki nasıl geleyim ulan buraya diyor. Bir gösteriyor, ambulansçı insan dolu. Ne yapsın? Kadın yani 3 saat konuştu kadın abi. Yardım geliyor. Duygularını gel. Çok baskılamaya çalıştığını hissediyoruz. Ve veriler de onu söylüyor. Dikkat ederseniz sesteki titreme yine o baskılamaya işaret ediyor. Üzüntünün yavaş yavaş başlıyor olması da yaşadığı üzüntünün gerçek, real bir üzüntü olduğunu, sahte olmadığını bize söyler. Öfke de böyledir. Öfke çok anlık bir patlamayla gerçekleşmiş. Yavaş yavaş dolar ve ondan sonra patlama gerçekleşiyor. Endişe çizgileri, buradaki bakın birleşme, kaşların birleştiği tam bu fotoğrafta kaşlar yukarıya doğru birleşme eylemi çalışıyor. Normalde o yorgunluk hali olmamış olsa, az önce bahsettiğimiz şişkinlik hali olmamış olsa onlar burada birleşecek. Bu üzüntünün real olduğunu, gerçek olduğunu ifadesini verir. Bunu da ses destekler. Sesteki titreme yavaş 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 anlattıkça yüklenir. Hani bazen sevdiğimiz bir insanı kaybettiğimiz zaman konuştukça o duygunun verdiği yoğunluktan kaynaklı ağlayabiliyoruz ya. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Topuklu ayakkabı zor. Çok teşekkür ediyorum. Ben filmi seyrettikten sonra... İlk girdiğimiz ifadede küçümseme ifadesini gördük. Bir sıkılmışlık var yüzde. Akabinde el cebe gidiyor yine aynı şekilde. Güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Çünkü çok az kadın hikayesi vardı. Umarım önümüzdeki yıllarda da erkek oyuncuya aday olmak istiyorum. Çünkü pek başka bir yolu yok gibi görünüyor. Nazlı Elif Durlu'ya, yönetmenime, bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Buradaki en önemli, bana göre, benim bakışıma göre önemli unsur buradaki duruş. Sağ eliyle sol kolunu tutuyor. Duygunun verdiği o içerideki fırtınayı tutma isteğinin aslında dışa vurumudur. Yani neden bilek değil de buradan tutuyor? İşte aslında duygularını baskılamaya çalışıyor. Çünkü sol taraf duygudur ama sağ taraf mantıktır. Ve yüzdeki memnuniyetsiz küçümseme ifadeleri, ya artık bitir de git demesi ve akabinde de bir an önce alkışlayın da sahneden insin diyor olması aslında arkadaki kişinin sıkıldığının işareti. Sus mu dediniz? Hayır. Ha artık sus mu diyorsunuz? Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun ya. Kaldırın böyle ve... Dikkat ederseniz burada da söylerken uzak duruyor. İşte ödülünle konuş derken bile söylüyor ve geri kaçıyor. Söylüyor ve geri kaçılıyor. Yaklaşım olarak sevdiğimiz insanlara yakınlaşırız, sevmediğimiz insanlara uzaklaşırız. Tüm Zuhal Filmi ekibine sonsuz teşekkürler. Ben de bir kez daha buradan söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşasın. Dikkat edersin, üst dudağa gidiyor dili. Statik yüz analizinde yine duyguyla bağlantılıdır. Yani yine duygularını baskılamaya çalışıyor. Belki ortam müsait olsa o da büyük bir duygusal patlama yaşayacak. Yani kişinin içinde aslında öndeki hanımefendiyle öncesinde yaşadığı bir durum da olabilir. Bu o anda cereyan etmiş bir şey de olabilir. Bir yaşadığı bir öfke durumu söz konusu ve sıkılmış artık. Yani sıkıldığını çok bariz zaten bilmeyen bir insan da yüzündeki ifadelerden anlayabiliyor. Değerli yol arkadaşlarımız. Çok konuşuldu. Bekletmeden Saadet Partimizin çok saygıdeğer genel başkanı. Değerli kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker... Yani Sayın Meral Akşener'in bu
videosu bayağı gündem olmuştu fotoğraflarla falan. Özellikle küçümseme ya da tiksinme gibi ifadelerin olduğu belirtildi. Olayın mimik tarafından baktığınız zaman hiçbir küçümseme mimiği, hiçbir tiksinme mimiği bu kadar uzun sürmez. Buna sadece gördüğümüz bu görüntüyle küçümseme ya da tiksinme diyor olmak en büyük hatalardan birisidir. Mimiklerin ne kadar kısa sürede çalıştığını biliyor isek, saniyenin onda biri kadar süretle görünür ve kaybolur. Hiçbir küçümseme ya da tiksinme ifadesi bu kadar uzun sürmez. Evet, verisel olarak bir fotoğraf üzerinden değerlendirdiğimizde anlık şu fotoğrafı, yani şu andaki gördüğümüz fotoğrafa bakarsak verisel olarak deriz ki bu küçümseme ifadesi. Ama videonun uzunluğuna bakıp da videodaki ifadenin sürekliliğine baktığımız zaman küçümseme ifadesi diyor olmak hatalı. Bu bir karakteristik özellik. Her karakterin taşıdığı ana çekirdeğe bağlı yüzünde stabil ifadeler olabiliyor. Kimisinde öfke oluyor, kimisinde merak oluyor, kimisinde şaşırma oluyor, kimisinde küçümseme olabiliyor. Dolayısıyla küçümsemeyi gördüğümüz insanlar daha çok amaç odaklı kişiler diye tabir ettiğimiz tipolojiye ait olanlar. Yani amaçlarım var, uzun vadeli gitmek istiyorum. Dolayısıyla yani ben fotoğraf tarafında evet küçümseme diyebilirim ama videonun bütününe bakmam gerekiyor. Videonun geneline baktığım zaman küçümseme diyemem ben buna. Hatalı olur. Siz yapabiliyor musunuz? En basit mesela. Bir insanı kendinden küçük küçümsüyorsun. Ya da ortamdan rahatsızsın. Hiç fark etmez. O ifadeyi ne kadar uzun yürütebilirsin ki? O anlıksa gerçektir. Yani o anda göründüğü kayboldu. O zaman evet. Ama bakıyoruz videonun başına. Arkadaş, videonun sonuna kadar ifade bu. Dolayısıyla bu bir yorgunluk belirtisi de olabilir aynı zamanda. Ama benim yorumum kişinin karakter yapısıyla alakalıdır. Zor birkaç gün geçirdik ailece. Hepimiz için zor oldu. Yani o kadar korktuğum, o kadar üzüldüğüm bir dönem oldu ki canımı sıkan, korktuğum şeyler çok anlamsızlaştı. Sonra dün gece sabah... Ciddi bir şey anlatıyor. Öncelikle Cem Yılmaz'ın yüz ifadesinde bir muziplip var. Yani gülmek istiyor da baskılıyormuşçasına bir ifade var. O yüzden yön çeviriyor ve arkadaki kişilerle konuşuyor. Diğer tarafta Uraz Bey'le de ifadesinde sanki Uraz Bey sinirlenmiş gibi görünebilir ama yüzünde hiçbir öfke ifadesi yok. Yani tamamen kendi aralarındaki diyalogla alakalı böyle bir spontan gelişmiş bir şey olabilir. Bazen öfke gibi yorumlar karşımıza çıkıyor ama yüzde öfke ifadesi yok. Ne ağız hattında yine de yüz hattında alın bölgesine odaklanalım, orada bir öfke ifadesi yok. Sonra dün gece sabah... Ciddi bir şey anlatıyorum. Ciddi bir şey anlatıyorum. Evet, tamam. Lütfen. Orada bir öfke var gibi gösteriyor. Dişlerini sıkma durumu da söz konusu. Ama oradaki yapı biraz daha muzip bir şey aklına geliyor. Ve ondan kaynaklı yüzündeki ifadeyi sergiliyor. Öfkeyi gösterdiği zaman yukarıda da bir veri görmem lazım. Çıkmıyorsa sahte. Dolayısıyla kişinin eğer sadece burada bir şey geliyorsa daha çok böyle bir şeyi baskılamak için, bir şeyi örtmek için yaptığı şeydir. Burada öfkeye dair bir şey söz konusu değil. Bu da muhtemelen hani kendi aralarındaki mesaisel diyalogla alakalı bir atışma gibi görünebilir. Kitap yazıyorsunuz gibi havası var şu anda yani. Hazırlık var sanki kitap yazmak gibi. Yok, şu an öyle bir şeyim yok. Peki geçmiş yılları bir değerlendirirseniz nasıl geçti geçmiş yıllar? Sizi mutlu eden veya mutsuz eden? Geçmiş bitti. Sildim attım diyorsun sana. Geçmiş geçmiş de kalır. An çok güzel. Bitti dediği noktada bakın ifadeden sonraki eylemler bizim için çok önemli ve ifadeye eşlik eden. Şimdi burada bitti dedikten sonra bir dudak yalaması ve arzu bastırması durumu söz konusu. Yine aynı şekilde. Demek ki geçmişte bitti dediği şeylere karşı arzusu devam ediyor. Unutamadığınız anlar var mı peki geçmişe dair? İyi veya kötü anlar? Şu an evet. Ne güzel. Bu anı unutmayacaksınız. Biz de sizde bir iz bırakabildiyseniz. Daha da keyif almak. En fazla benim dikkatimi çeken şey oldu. Yani aslında maskelemeye çalışılan bir durum var ve gülümsemeler daha çok maskeleme açısından kullanılıyor. Burada reel bir gülümseme yok. Çünkü gülümseme esnasında göz altlarındaki çizgiler, yani şu çizgilerin daha çok yukarı yönlü olması gerekiyor. Ya da işte kaz ayağı denilen formların yanlarda olması gerekirken burada çizgiler biraz daha aşağı yönlü karşımıza çıkıyor. Aşağı yönlü çizgiler gülümsemede biraz daha üzüntüyü maskelemek için kullanılan gülümsemelere ifade eder. Çok uzun sürüyor olması ve sesin de aslında o içten gelen mutluluğu desteklemeyen bir ses formunda olması tamamen maskeleme. Söylememem gereken bir şey için bunu kullanıyor olmam gibi diyebilirsiniz. Peki bir sınava hazırlık dönemi yaşadınız. Sınava girdiniz mi yoksa müzik sene girecek misiniz? Üniversite sınavına hazırlanıyordunuz bir dönem. Üniversiteyle ilgili tam bir soru geldi. Konu. Hafif geriye alırsak gözün sağa gittiğini görürsünüz soruyla beraber. Sonra burada sol aşağıya gidiyor gözler.
Şimdi sağ taraf tasarlama diye tabir ettiğimiz taraftır. Eğer kişi sağ elini kullanıyorsa. Burada kişi tasarlama yapar. Sağ tarafta işitsel tasarlama. Yani olmayan bir konuşmayı ya da diyaloğu tasarlamaya çalışır. Oradan bilgi çekmeye çalışır. Sonra sol aşağıya gidiyor. Özellikle içsel diyaloğa giriyor. Kişinin kendi içinde yaşadığı bir diyalog var. Sonra döndü sağ aşağıya. Sağ aşağıda dokunsal bir diyalog var. Doğru cevap, sağlıklı bir cevap bulma arayışıdır bu. Çünkü cevap verme sıklığından da hatırlayın. Öncekilere göre daha çok bekleyerek cevap vermesi de olmayan bir cevap bu zihnimde. Dolayısıyla bununla ilgili bir çalışma yapmam lazım zihnimde dediği için cevap verme sıklığı artıyor. Şu an biraz daha... Bakın ve burada başka şeylerle cevaptan alakalı kaçınma yöntemi. Böyle. Başka şeylerle alakalı. Sınavdan vazgeçti. Dedi ve cevaptan kaçındı. Ve gözleri de yumdu dikkat ediyorsanız. Gözlerin kapalı olma hali uzun süreliyse yani göz kırpma sıklığından fazlaysa görmek istemediği bir manzaradır. Eğer karşısındaki kişiyle alakalıysa karşıdaki kişiyi görmemesi, görmek istemiyorumla alakalıdır ama burada karşısındaki kişiyle alakalı değil çünkü önceki verileri de bize öyle söyledi. Dolayısıyla anlattığı şey, söylemek istediği şey görmek istemediği bir manzara. Bakın burada da işte kaşıntı. Az önce söylediği şeyler kılcal damarlarda bir kaşıntı oluşturdu. Niye? Strese girdiğimiz noktada kılcal damarlarda genişleme oluyor. Bu genişlemeyle beraber kılcal damarlar deri hassasiyetini arttırıyor ve kaşınma isteği getiriyor. O yüzden hani derler ya Pinokyo burnu efekti ya da Pinokyo efekti denilmesinin nedeni de odur. Kılcal damarlar uyarıldığı için denir. Evet kıymetli dostlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni de takip ederseniz sevinirim. Namı diğer yüze bakan adam. Sağlıcakla, mutlu kalın inşallah.